Bahar ablacığım, sizi tanıyabilir miyim? Evet. Adım Bahar. Soyadım Destereci. Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz? Evlendiğimden beri. 16. Peki selam. Geçim nasıl? Geçim şartlarınız nasıl? Aylık kazancınız yetiyor mu bir aylık? Benim eşim yeni öldü. Yılı 3 senemiz oldu. Geçim sağlığımız, durumumuz bozuk. İstedikleriniz, beklentileriniz nelerdir? Beklentilerimiz nelerdir? Bütçe bakımından tabii kötü. Her şey pahalı oldu. Hayat şartları zorlaştı iyice. Ne bileyim, Allah yardımcımız olsun inşallah. Vallahi benim evim tadilat olması lazım. Akıyor. Ben onlardan yardım istiyorum. Yardım ederlerse sevinirim yani. Kolay gelsin amcacığım. Ne işle meşgulsünüz? Bir tanıyalım size, kimsiniz? İsmim Mustafa Demir. Arsaylı bölgesinde çalışıyorum. Bu arkadaşlara yardım etmeye geldim buraya. İşte gördüğünüz gibi düğün yapıyor. Biz de düğüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki aylık kazancınız nasıl? Benim aylık kazancım şu anda 1 milyar lira yakın. Aylık, yani kazancınız ayı geçirmeye yetiyor mu? Var mı istediğiniz bir şey? Biraz zor yetişiyoruz. Neden dersiniz? Hayat çok pahalı. Bir ekmek olmuş 4 milyon. Yani biz de kalabalıkızız. Yani yetmiyor desem yeri var. Kaç kişilik bir aile geçindiriyorsunuz? Ben şu anda 4 kişilik bir aile geçiniyorum. Ama aldığım paramız yetmiyor. Belediye bir de yardım ederse çok seviniriz. Şöyle bir şey desem size, yakacak, yiyecek, maddi durumumuz sıkıntı. Onları görürse biz başka bir şey istemeyiz belediyeden. Peki bu konuyla ilgili hiçbir talep oluşturdunuz mu? Oluşturduk, gittik, baktık, bir de bizi reddettiler. Reddettikten sonra bir daha ben kendim olarak kızdım, bir daha da gitmedim. Gitmeyince de artık bize ne aradılar, ne sordular. Biz de işte çalışıyoruz, ediyoruz. Ne yardımcı oluruz, hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz. Başka bir şey deme gerek yok. Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız? Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Nasıl, ne yapıyorsunuz burada şu an? Biz burada topluyoruz işte. Kiyat topluyoruz. Başka yaptığımız bir iş yok şu an. Bir ilk olarak sizi tanıyabilir miyim? Adım İsmail Hakkı. Aylık kazancınız nasıl? Yetişiyor mu? Yetmiyor kardeşim. Emekliyim ama yetmiyor. Kaç yıldır burada bu işi yapıyorsunuz? 20 yıldır yapıyorum aşağı yukarı. Anca bir karnımız doyuyor yani. Ve kaç kişilik bir aile geçindiriyorsunuz? 4 kişi. Vallahi yardım etsin insanlara. Garibanlara yardım etsin. Başka bir isteğim yok benim. Bir talebiniz oldu mu daha önce bu yardımla alakalı? Şu an olmadı hiç. Merhabalar ablacığım. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Seven İlhan. Çocuklarınız var. Geçim derdiniz var mı yani? Nasıl? Bende 3 tane çocuk var. Büyük olanı okuldan aldık. Geçinemiyoruz. Çünkü eşim hurdaya gidiyor, çöpe gidiyor işte. Kafasına göre takılıyor. Beyninde 4,5 santim kisti var. Kendimiz yani fakirlikle uğraşıp duruyoruz. Geçim, aylık kazancınız nasıl şu an? Valla aylığımı ben onu vurduramam hala da şimdi günlük getiriyor. Günlük yiyoruz, günlük geziyoruz, günlük şey yapıyoruz yani. Öyle. Bu konuda belediyeden bir isteğiniz var mı? Belediye Allah razı olsun, kömürüm fondan geliyor. Algem'e başvurdum, inşallah çıkacak Allah'ın izniyle. Öyle yani, onlardan Allah razı olsun. İyi yani, memnunuz. Peki bir isteğiniz var mı özel olarak belediyeden? Özel olarak yani biraz çocuk aylıkları yükselse sevinirim. Çocuk aylıkları yükselirse sevinirim yani, iyi olur. Benim için memnun olurum. Ondan sonra bir de kömüre yazıldım ben, bakalım inşallah gelir mi bilmiyorum artıkın. Öyle özel olarak Allah razı olsun, ne zaman gidersek boynumuzu bükmüyorlar, geri yolluyorlar yani, yardımcı oluyorlar. Merhabalar. Merhaba. Marketten çıkmışsınız. Nasıl durumlar? Fiyatlar nasıl? Vallahi aşırı fazla. Aylık kazancınız yani yetiştirebiliyor musunuz? Kaç tane yavru var başımda şimdi? Kocası bıraktı onu.
Gitti İranlı kadınla evlendi. O tövbe estağfurullah, kusura bakmayın yani, özür dilerim. 3 tane yavru bak. Ayrı ayrı bir şeyler istediler, aldım yani onlara. Onun için yani bu kadar yani. Kaç kişiye bakıyorsunuz şu an? Şu anda mı? Evet. 2 kızı bir oğlu var, bir de kendi var. 4. 2 de biz, 6 kişi. Tek çalışan siz misiniz ailede? Nasıl? Tek çalışan siz misiniz şu an? Aynen. Ara sıra eşim de çıkıp dolaşıyor yani çöpü. Başka bir şey yok. Aylık kazancınız yani yetmiyor şu an. Yetmez kızım, hayatta yetmez. Gelmiş 400 lira ceyran. 400 lira su parası. Şu halde. Bu konularda belediyeden bir destek alıyor musunuz peki? Alıyoruz, Allah razı olsun yani. Yetiyor mu peki size aldığınız destek? Ne veriyor? Bana bir kömür veriyor. Başka bir şey yok. Peki belediyeden bu konu hakkında özel olarak bir isteğiniz, bir şeyiniz var mı, talebiniz? Ne isteyeyim kızım be ya? Yavrulara bir yardım gelirse iyi bir şey olur yani. 3 tane yavruya. Bir de Pakistan hastasıyım. Ele bak. El titriyor. Onun için yani. Kolay gelsin. Merhabalar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? Çalışma yapıyoruz. Bir tanıyabilir miyim sizi? Niyazi Usta. Peki Niyazi Usta, şu an gelirler biraz sıkıntı, ekonomi sıkıntı. Evet. Sizin durumunuz ne? Durumum çok bozuk durumda. Aile kazancınız yetiyor mu aile geçindirmeye? Kaç kişilik bir aileniz var? 3 ailemiz var. Yetmiyor. Tek çalışan peki siz misiniz ailede? Evet. Peki bir belediyeden bir yardım geliyor mu? Hayır, belediyeden almayayım ben. Bir askeri emeklilik aileyi var. O da 3500 lira para. O da az geliyor. Peki belediyeden var mı bir isteğiniz, bir talebiniz? Belediyeden ne olacak? Ben hiç şu ana kadar belediyeden bir yardım almadım ki. Yani bir isteğiniz var mı bu doğrultuda? Ne olacak? Gelmiyor ki. Gelmiyor. Neymiş ben 3600 günden emekli oldum. Daha bir sene oldu. Gideyim ne? Senin sigortan var. Hadi bana yardım et Milaric. Bu konuda bir dilekçe, bir şey yazdınız mı? Yazdık, gittik, verdik. Yardım gelmedi hiç. Merhabalar, kolay gelsin abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. Birkaç sorum olacak size. İlk olarak mahallenin durumu nasıl? Yani kazancınız nasıl? Bu konular hakkında. Vallahi normal, kazancımız normal, bereket versin. İşte mahallemiz gayet iyi, güzel. Peki enflasyon etkilemiyor mu? Market işiyle uğraşıyor. Hayır, etkiliyor, çok etkiledi. Etkilemez mi? Bayağı etkiledi. Ekonomik olarak ailenizi geçindirebiliyor musunuz şu an? Yani biraz zorlanıyoruz. Bayağı bir değişti yani ortam. Pahalandı. Tek çalışan siz misiniz, evet, ailede? Evet. Zor oluyor mu peki? Tabii. Kaç kişilik aile geçindiriyor? 5 kişilik. Peki bu konu hakkında belediyeden bir isteğiniz var mı? Şu an bir şey yapacağımız bir şey yok. Peki mahallenin şu an bakkalı sizsiniz. Evet. Mahalleli hakkında nasıl yani? Geçimleri nasıl? Onların durumu nasıl? Bu konu hakkında bir şeyler. Mahallemiz gerçekten zor yani. Yazları gidiyorlar, çalışıyorlar. Eğer deniz kıyılarına gitmeseler, çalışmasalar zor yani işleri. Durum bayağı vahim yani mahallemiz. Ya, ben elimden geldiğince yardım ediyorum ama artık ben de bittim yani. Eskiden marketler yoktu, biz vardık. Şimdi yani durumu görüyorsunuz, fazla bir şey yok yani ortada. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.